Sivas İrade Ana Haber Bülteninden iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 2 Ekim 2023, ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas'ta dün etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. İstinat duvarı yıkıldı, yollarda su birikintileri oluştu. Araç trafiğinde aksamalar yaşandı. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD ekipleri ev ve iş yerlerine dolan suları tahliye etmeye çalıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Şarkışla'da sık sık yaşanan kazalar nedeniyle vatandaşların ölüm kavşağı olarak adlandırdığı Cemel Kavşağı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Kavşağa sinyalizasyon yapılmasının zorunluluğuna işaret eden Karasu'ya, Ulaştırma Bakanı Temmuz ayında sinyalizasyon sistemini kurduk, elektrik bağlantısının yapılması için ÇEDAŞ'ı bekliyoruz yanıtını verdi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle doğal akvaryum olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü'nde Sivas AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan su altı temizlik çalışmalarına eşlik etti. Sivas'ta sürücülerin araçlarını gelişigüzel park etmesi vatandaşları mağdur ediyor. Uyarı levhalarını dikkate almayan bazı sürücüler araçlarını kimi yerde kaldırım üzerine, kimi yerde ise halk otobüsleri için ayrılan duraklara park ediyor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kalan EMS Yapı Sivas Spor, ligde 5 maçtır galibiyet alamıyor. Sivas Spor son maçında da Hatayspor ile sahasında berabere kalarak 3 puan hasretini sonlandıramadı. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.